Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Ben Erdin Çamaç. Ben Damat. Bugün size emlak çekiminde ya da gayrimenkul çekiminde neler yapmanız ve neler yapmamanız konusunda bir içerik yapmak istedim. Çünkü bu konuda Samsun o gün dedi ki baba burada bir açık var. Sektörde büyük açlık var. Bu konuda bize biraz bilgi verir misin? Ben de çok nacizane elimden gelen bilgiyi sizlere aktarmaya geldim. Öncelikle çekim yapacağınız alanı sevgili gayrimenkul danışmanları önden iyice bir inceleyin. Tasarlayın. Neyi nasıl çekeceğinizi, nerede çekeceğinize önden karar verin. Hatta ne konuşacağınızı, ne anlatacağınızı da önden hazırlığınızı yapın. Sonra planlarınızı seçin. Şimdi yapmamanız gereken şey ne biliyor musunuz? Cep telefonunuzu alıp böyle kafanıza göre gezmek yok abi. Klasik bizimkilerin yaptığı. Bunun hiçbir anlamı yok ve çok amatör duruyor ne yazık ki. Plan çekin kısa kısa. Neden biliyor musunuz? Çünkü gösterdiğiniz yerin iştahını açmak istiyorsunuz. Daha doğrusu aperitif vermek istiyorsunuz. Karşı tarafın karnını doyurmak istemiyorsunuz. Bunu aklınızda bulundurun. Mekanınıza göre de değişik tipler vereceğim ben size. Şimdi yavaş yavaş hem buranın videosunu gerçekten yapacağız ve bunun sonunda ortaya koyacağız. Hem yapılmaması gerekenleri göstereceğim size önden. Hem de yapılması gerekenleri yavaş yavaş. Ve bu esnalarda tabii fotoğraf çekimi esnasında nelere dikkat etmeniz gerektiğine bahsedeceğim. Şimdi diyelim ki burayı mı çekeceksiniz? Geniş açım lens kullanacaksınız. Düz çekin burayı. Çünkü burada perspektifle ilgili ya da ölçüyle ilgili, ebatla ilgili bir sıkıntınız yok. Burası küçük bir mekan değil. Ama mekan küçüldükçe mekanı fotoğrafta büyütebilirsiniz. Onu da tekniğini daha sonra göstereceğim ben size. Biz burada merdiven var ve merdivenden yukarı çıkacağız ya. Evet. O merdiven ve buradaki genişliği gösterirsin ama her seferinde şuradaki şeyi almayı unutma. Düzlemeyi. Şu düzlemeyi görüyor musun? Sağ taraftakini. Sağ taraftakini alırsan buradan da gayet güzel bir açı yakalanmış olursun. Ki bu kötü bir açı. Neden kötü bir açı? Çünkü perspektifte kayıptayız. Şimdi perspektifte kayıpları önlemek için o zaman neyini değiştireceksin? Yüksekliğini değiştireceksin. Gerekirse şeyi yok et. Camı. Camı yok etme. Camı bir parçasını al. Bu da çok oluyor. Tabii göz olmadığı için yapacak hiçbir şey yok. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Kendini yükselteceksin perspektifini. Camla beraber daha yukarıya göre ayarlayacaksın. Eğer perspektif kaybı yaşayacaksan ortalama bir perspektif kaybı yaşa ki genişliği ve istediğin şeyi yakalamaya devam et. Tamam mı oğlum? Evet. Bak burada da tavanı öne çıkartmış olduk. Derinlik hissi vermiş olduk. Şimdi buradaki çekimlerimiz bizim. Arzu edersen şuraya yaklaşıp şuradaki şeyi de çekersin. Şu açıyı da çekersin gibi çok güzel bir açı. Buradaki işimiz bitti. Bakıyoruz buna da. Çok iyi. Tamam. Şimdi odanın içindeyiz. Evet. Değil mi tatlım? Evet, az önce bahsettim. Odanın bu küçük bir oda ama genişliği yakalayabilmek için yine köşelerden birini tercih edeceğiz. Burada da fotoğrafı nasıl çektiğimizi gösterelim insanlar. Evet. Şimdi babacığım bu oda diğerlerine göre oldukça küçük bir oda. Normal bir daire odası gibi düşünüyoruz. Evet. Kaç metrekaredir olsun 12-13 metrekaredir. Evet. Belki o civarda. Tamam mı? Şimdi küçük odaları büyütmenin çok basit bir yolu var. Çocuk ile devi düşün. Çocuk ile devi düşün. Dev sana tepeden baktığı zaman seni ne kadar küçük görürse, küçük de yukarı baktığı zaman seni o kadar büyük görür. Bir şeyi küçültmek istersen yukarıdan aşağı bakarsın. Büyütmek istersen aşağıdan yukarı bakarsın. Dolayısıyla burada yapman gereken şey, odayı büyütmenin çok basit bir yolu vardır. Pardon. Aşağıdan yukarı çekersin. Gel bak göstereyim sana açıyı. Gördün mü açıyı? Gördüm. Şuradan bir tane kare alırsın tatlım. Bu küçük odayı da böylelikle büyütmüş olursun. Bakalım tekrar. Evet, çok daha geniş ve her detay belli yani. Tabii. Hatta burada olmak zorunda değilsin. Öyle çekeceksen odanın tam ortasından da çekersin. Aynı çekim yaparsın.
Ve perspektifi de daha doğru yakalamış olursun, daha doğru tutarsın. Tabii burada ison bir parça yükseltmende fayda var tatlım. Çünkü düşük ISO'da bunları 3200 değil, şöyle yapacağız. Biz bunu 6400'e kadar çıkartacağız ayarlarını. Şimdi iki şey var. Önce buradaki bütün bu genişliği alacaksın, değil mi? Bir de o alan, dar alanda o genişliği göstereceğiz. Evet, evet. Şimdi önce şu kameranın bulunduğu yerden bir fotoğraf çekeceksin. Bütün alanı alacaksın. Tamam. Hatta bakayım buradan bile çekmeye yeterli. Çünkü senin lensin daha geniş şu anda kameranın lensinden. Çekin. Baba görüyorsun yani mutfağın dekorasyonunu çok lüks yapmışlar ama bir dar alandan bir geçiş var. Yani ben burada tüm bütünlüğü nasıl alabilirim? İşte bak geniş açı lensin avantajı burada. Hı hı. Öyle güzel kare alırsın ki burada hem o derinliği sağlarsın, hı hı, hem de kaliteyi yakalarsın. Bak hem bunları yakalarsın hem bunları yakalarsın hem dibin ve genişliği verirsin. Yani doğru çekim açısı benim için burası mı diyorsun? Burası kesinlikle. Hatta ve geniş burada, açıyla. Tabii. Hatta buraya gelelim tekrar aynı şekilde. Açalım ekranımızı. Açabilirsek. Aha, şöyle. Ondan sonra bak gel oğlum. Görüyor musun şunu? Hı hı. Şurada ekrana da gösterebilirsek gösterelim. Evet. Çok göremiyor olabilirsiniz ama ben nasıl olsa fotoğrafı göstereceğim size. Şimdi bak oğlum. Şimdi burada bununla bitmiyor. Tabii burada çok fazla detay var çünkü. Hı hı. Mesela şuradan da bir çekim yapabilirsin. Mutfağın kalitesini ortaya koyabilmek için. Burada hem malzemeyi yakın göstermiş olursun. Görüyor musun? Malzemeyi yakın göstermiş olursun. Ve dolapların kalitesini de göstermek için bir tane de yukarıdan çekim yaparsın. Hatta şöyle daha iyi olacak. Bak. Burada bütün malzemeleri göstermiş oluyorsun oğlum. Görüyor musun? Biraz deneyeceksin de yani. Tek bir karede kalmayacaksın. Farklı açılardan deneyeceksin. Mutlaka bir tanesi diğerinden daha iyi çıkacaktır ki bu şu anda çok mükemmel bir kare oldu gördüğün gibi. Sevgili dostlar, sevgili gayrimenkul danışmanlar. Yatırım yapacaksanız bu tür şeylere yatırım yapın. Kesinlikle. Doğru kameraya, doğru lense, hatta ışık da getirmiştik ama ışığa... Ya şöyle, şimdi ben... Ve sese. Hı hı. Yani kaliteli ses ile videonuzu ancak kaliteli bir hale getirirsiniz. Kaliteli... Yani belli bir şeyle, fark etmez, birçok kamerayla çekersin, hiç önemli değil. Ama doğru lens ile çekersen güzel olur. O yüzden geniş açı lense ihtiyacınız var. Ben şikayet olarak söyleyeyim. Yani gayrimenkul danışmanı olarak geldik, bu eve portföyümüzü aldık. Hemen bu tarafa geçiyorum, telefonla şuradan bir fotoğraf çekiyorum. Öyle ama şurada tabii çektiğin fotoğrafın güzelliğini birazdan göreceğiz yani. Hı. Sevgili dostlar, az önce size camdan dışarı çıkarttım kamerayı ama emlak çekiminde evin içinden gerçekten balkondan nasıl bir görüntü yakalayabildiğini görmek için de şu balkonun şu kısmını mutlaka gösterin. Anladınız mı? O gün az önce görüntüyü fotoğrafta da gösterelim ama ne yapalım biliyor musun? Biraz daha, biraz daha manzaraya doğru yaklaşalım. Ama şu alttakileri mutlaka devreye sokalım. Burada çizgiye dikkat etmek lazım oldu mu? Anladım. Tamam. Evet baba, burası biraz çetrefilli bir alan. Şimdi oğlum o kadar güzel şeyler var ki bunların hepsini yani önce bakayım şu açıdan bir deneyeyim şansımı. Bu sefer ben bu tarafa geçeyim. Yok, çevirmene gerek yok ya. Görünüyordum herhalde. Burada biraz perspektifle oynayacağız oğlum çünkü tavan gerçekten çok güzel. Ve bu tavanı da ben önemini ortaya çıkartmak istiyorum. Görsel olarak. Tabii sen orada bu görünüyorsun ne yazık ki, üzgünüm. Heh. Oğlum ben böyle bir kare düşündüm. Aa, çok güzel olmuş bu. He? Çok güzel olmuş. Tabii. Nefis bir kare oldu. Ama istiyorsan bir tane de böyle deneyelim. Heh, şöyle onu ortalayalım. Şey düzgün olsun. Ama şimdi sevgili dostlar iki tane şey. Bir tane yerden yukarı doğru tavanı ortaya çıkarttım.
Bir tane de daha böyle düz çektim ama zannediyorum. En doğru açıyı bulduk. Gel. İşte o yüzden bak denemek gerekiyor dedim ya. Evet, bu odanın hakkını bu fotoğraf verir. Şimdi sevgili dostlar, o yüzden deneyin diyorum. Yani birçok açıya bakın. Şimdi esas fotoğrafı bulduk. Evet. Niye esas fotoğrafı bulduk? Çünkü bu fotoğrafta hem manzarayı gösterdik, hem tavanın çok güzel mimarisini gösterdik, hem kapı girişini gösterdik, hem de alan genişliğini göstermiş olduk. Doğru. Deneyeceksin, bulacaksın. Doğru açı, doğru konu. Aynen. Şimdi evlat, senin galiba en büyük şikayetlerden bir tanesi bu tür banyo ve dar alanlarda fotoğraf çekmek değil mi? Haklısın, kolay değil. Şöyle baba, yani çok gördüğün gibi hani işçilik çok iyi ama hani şeyi yapamıyoruz. Yani önemini buradan, ortaya çıkartamıyorsun. Aynen, buradan nereden çekeceğim, aynadan çıkar mıyım? Burası biraz daha alçak çatı piyesi olduğu için bir tık daha aşağıdayım. Nereden doğru fotoğrafı alacağım? Ne oluyor bu sefer? Telefonun olduğu zaman yani şuradan bir tane alıyorum. Öbür tarafa geçiyorum, bir tane alıyorum. Hangi bak, banyo hatırlıyor hangisi? Hatırlıyor musun? Banyolar nispeten daha küçük, daha dar alanlar olduğu için ne demiştik? Alanı genişletmek için ne yapacaksın? Geniş açı lens, M'de oturacağım. Alçalacaksın. Evet cüce. Aynen öyle, alçalacaksın. Şimdi ver bakayım. Burada bu banyonun güzel olan kısımlarını göstereceğiz. Evet. Bu banyonun güzel olan kısımları... Şu kapıyı istersen... Yok, kapatma. Şimdi sevgili dostlar, şu açıya baktığınız zaman... Burada perspektifi kendi lehinize kullanabilirsiniz. İlla her şey dümdüz olmak zorunda değil. Hoş, şu açıdan düz de yakalıyorsun oğlum bak. Oldukça da iyi yakalıyorsun düz. Görüyor musun? Evet. Ve bulunduğun nokta sana şeye de izin veriyor çünkü. Bak şöyle. Tabii bize bunu geniş açı sağlıyor değil mi baba? Aynen öyle oğlum. Bak geniş açıda hepsini nasıl yakalıyorsun, gördün evet, mü? Evet. Kapıyı da kapatırsın burada normal şartlar altında. Hı hı. İki tane kapıyı da kapatarak yapalım. Okey. Evet, bu fotoğrafları göreceksiniz zaten sevgili dostlar. O gün nasıl? Şey geçti mi? Verimli geçti mi? Verimli geçti ama şunu söyleyeyim baba. 435 metrekare 4 kat bizi biraz yordu. Şimdi canım sonrası. Ama iyi ve kaliteli bir şey yapmak tabii istiyorsan yorulmadan olmaz oğlum. Kesinlikle. Değişik açıları deneyeceksin. Ben şimdi biraz sonra sana şey vereceğim, Osmo Pocket'i vereceğim. Eskiden nasıl çekiyor idiysen aynen öyle çekeceksin. Hı-hı. Önce onu yapacağız. Yani yanlış nasıl yapılıyormuş. Sonra da ben montajla doğrusunu göstereceğim insanlara. Ya birkaç aksilik çıktı tabii ki. Yani elektriğin olmaması gibi büyük aksilikler ama inanılmaz verimli oldu benim için. İnanılmaz keyifli oldu. Merhaba, Remax Partner 2 ofisinden dijital gayrimenkul danışmanı Ogün ben. Sizlere bugün Beylikdüzü'nün Sahil Mahallesi'nde bulunan efsanevi konumdaki villamızı gezdireceğiz. Şimdi şöyle, burası 4 katlı bir villa, bu da en alt katta bulunan küçük, yani burada daha çok hani müştemilat tarzı, villanın içinde bir müştemilat gibi, bakıcı olur, hizmetli olur bunun odası, içinde ayrıca ebeveyn banyosu bulunuyor. Az önce anlattığım odadayız. Bu oda hani hem hizmetli hem böyle bakıcı gibi birinin odası olabilir. Bahsettiğim gibi ebeveyn banyosu da mevcut.
Artık villa en alt kattan bir üst kata çıktığında full deniz manzarasına sahip. Her katında, yani üst kalan 3 katta da full deniz manzarasına sahip. Hadi bu eşsiz manzarayı beraber görelim. Salon bu kadardan mı ibaret zannediyorsunuz? Hadi gelin şu derinliğe bir bakalım. Aslında villanın ana giriş kapısı buradan bulunuyor. Yani birinci kattan giriyoruz. Bu villada eksik olmayacak şeyler arasında bir manzara, iki de lavabo geliyor. Villamızın bu katta hem bir giyinme odası hem de bir balkonu bulunuyor. Burası üçüncü katta bulunan ikinci bir oda. Burası biraz daha küçük, dolabı ve yine ebeveyn banyosu bulunmakta. Hala aynı odadayız. Oda gördüğünüz gibi komple yine deniz manzaralı ve ebeveyn banyosu da burada bulunuyor. Aynı kattayız. Bu katta toplam 3 tane yatak odası, 2 tane ebeveyn banyosu, 3 giyinme odalı, bir de balkonlu bir kat burası. Burası da gördüğünüz en büyük yatak odalarından bir tanesi. Gelin hep beraber bu villanın en üst katını gezelim. Villamızın arsa alanı 315 metrekare olup villanın tamamı metrekare olarak 435 metrekaredir. Villamızın içinde asansör, sauna, ebeveyn banyoları, giyinme odaları ve çamaşır odası da bulunmaktadır. Villamızda geniş kullanım alanına sahip 2 tane de mutfağımız bulunmakta. Villamız deniz manzaralı olup 2 araçlıkta açık otoparka sahiptir. Nasıl, bugün neler öğrendin oğlum? Ya şimdi hani biz bir önceki videoda da bahsetmiştik baba, biraz bizim işimizin yatırım kısmı bu kısım. Yani tabii. Hani ben ya bu işin en büyük gideri ne diye sorarsam burada fotoğraf makinesidir, tripodudur, sesidir, ya bunlar olmak zorunda. Zaten başka bir ekstra bir giderin olmuyor. Bizim işimizin komple hani her satış gibi aslında görsellik bizde çok önemli. Tabii canım. Artık dünyamız zaten medya görseli üzerinde ağırlığını veriyor. Evet, yani şimdi artık gazete ilanlarından daire arayanlar dönemi bitmek üzere, yani o dönem kalmadı. Bence bitmiyor. Artık ilandan görüyor ve gördüğü fotoğraflarda aslında ne kadar etkilenirse bizi araması da o kadar kolay oluyor işin açıkçası. Şimdi sevgili gayrimenkul danışmanları, devir öyle bir devre dönüşüyor ki iki seçenek arasına kalacaksınız çok yakın zamanda. Ne olur bana kızmasın sevgili meslektaşların ama. Ya mahalle emlakçısı olacaksınız, evet. Ki buna bir yanlış yok, tercihtir. İşte vitrininize ilanları yapıştıracaksınız. Ya da siz de yavaş yavaş güne ayak uyduracaksınız ve daha dijitalleşeceksiniz. Ve sizler de gayrimenkul danışmanına dönüşeceksiniz bu sefer. Ben bu yola girdim. Biliyorum girdiğini. Ya, yoksa Remax'ın temsilcisi olmak ya da Remax'ta çalışabilmek, o sertifikaya sahip olmak herhalde çok da kolay olmasa gerek. Kaç tane sertifikaya sahipsin oğlum? Yani şu anda yaklaşık 17 tane sertifika aldım gayrimenkul alanında. Evet, ayrıca da dijital pazarlama uzmanlığı da aldım. Yani ben işimi hem bu eğitim sektöründe hem de gerçekten bu fotoğrafçılık ve insanların göz önünde olma. Yani her gittiğim eğitimde bana tek söylenen, insanların göz önünde ol, çekimlerin profesyonel olsun. Yani bir portföy almaya giderken bile portföye ne kadar hazırlıklı gittiğine de mal sahibi buna göre de karar veriyor. Yani bir mal sahibini belki 30 tane gayrimenkul danışmanı arıyor ama senin aradaki farkın ya şimdi ben buraya... Bendeki yaptıklarıma yani yapacaklarım yapacaklarıma delalettir diye bir eski atasözü vardır. Dolayısıyla önce kendini dolduracaksın, altyapını dolduracaksın ki portföyünü doldurabilir. Tabii. Ya şimdi burada bile mesela bu villaya girerken hani çanta yüklendik.
Hani makine olsun, ışıklar olsun ona ya tabii ki bak bazı aksilikler çıktı ama İdare ettik bir şekilde. Evet. Ya. Ve hani bu mal sahibinin de gözünü çok bir şekilde ya diyor ki ben hani benim mülküm için gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani evet. Elinden gelenin fazlasını yapıp deyip daha çok da bir güven sağlayabiliyorsunuz. O çok önemli. Kesinlikle. O çok önemli. Sonra anladığım tabii ki hani bunun biraz daha iç kısmına girdiğimizde yani benim en büyük şikayetlerimden biri olan bu dar alanda çekimde geniş açı lensin farkını. Yani doğru geniş açı lensi doğru kullanmak. Doğru kullanma. Doğru açıyı yakalamak. Yani nerede duracağım? Hani nereden? Ya şu bile çok önemliydi benim için. Hani az önce aşağıda bir göreceksiniz bir mutfak çekiminde. Hani o dedi ki yani gösterdi farkı da arasında baba. Hani hem o çizgilerin düz inişi alana inanılmaz bir derinlik katıyor. Yani siz fotoğraflardan biz burada gezmişiz gibi gezeceksiniz yani. Tabii canım. Videoda da aynı videoda şekilde aynı yapacağız şekilde, yani. Evet. Videoda da dediğim gibi göreceksiniz zaten. Kısa klipleri birleştirmeye ve unutmayın. İştahı kabartın ama doyurmayın. Doyurmayın ki o evi görmeyi arzu etsin seyredenler. Benim size tavsiye edeceklerim bunlar. Kesinlikle. Hem fotoğraf konusunda açınıza dikkat edin. Çizgilerin düzeyine dikkat edin. Videonuzda abartmayın. Sağ solu beyin uçurmayın. Sabit kalın ki sabit bir görüntü insanın beynine daima daha kolay kazanır. Ya öbür türlü baş döndürüyor biraz. Öteki baba. Türlü anlamsız derecede baş döndürüyor. Küçük koridor yürüyüşleri yaparsanız en fazla yani stabil olmayan çekimler yapmak istiyorsanız işte merdiven yürüyüşü yapmayın ama koridor geçişleri yapabilirsiniz. Onlar da çok kısa olmak kaydıyla. Hani orada da videoda belli bir hareket sağlamak için yaparsanız yapın onu. Ama onun haricinde oda girişlerinde odaları teker teker böyle döndürmeyin ya. Vallahi yani ne kadar çok gösterdiğinizi zannediyorsanız o kadar az gösteriyorsunuz aslında. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin ilave etmek istediğin bir şey var mı oğlum? Yani kanalın amacı, kanalı başından beri takip ediyorum. Kanalın amacı hani fotoğrafçılık adına bildiğin bütün şeyleri aktarmaktı. Ben her seferinde söyledim baba gerçekten büyük bir burada bir açlık var. Yani burayı beslemesi gereken. Burada mesela hani gelmeden önce de baktık. Yani arama kelimeleri hep emlakta fotoğrafçılık. Çünkü artık gerçekten görsel ve dijital bir döneme geçiş yapıyoruz. Burada da verdiğim bilgiler çok keyifliydi. Ya belki senin kadar bu işi profesyonel anında yapamayabiliriz. Ya senin yaptığın hani beni konumlandırması videonun haricinde göreceksiniz. Hani bir film sahnesi gibiydi. Hani buradan geç, şuradan git, şuradan et gibi. Ha tabii ki başlangıçta böyle olmayabilir ama dediğin gibi deneye deneye. Bu açıdan deneyeceksin, bu açıdan şimdi deneyeceksin. Şimdi ben bunu seninle beraber yaptım ama bunu sen tek başına da yaparsın. Tripodu kurarsın. Evet. Planlarını önden hazırlarsın. Çekimlerini yaparsın. Ondan sonra arkasından da videomu editlersin. Tıkır tıkır çıkar ortaya. Evet. Yani bir şey daha önemli. Videolarınızı olabildiğince kısa tutun. Yani kalkıp da 15 dakikalık video yapmayın ha. Evet. Videolar sıkmayın abi karşınızdakini. En efektif videolar en kısa videolardır. Unutma. Evet. O zaman şöyle mi diyelim baba yani fotoğraf çekmek kolay evet. Ama önemli olan doğru açıda çekmek. Doğru lens kullanmak. Çocuklar doğru ışık kullanmak. Tabii bildiğiniz her şey kolaydır. Ben profesyonel bir gayrimenkul fotoğrafçısı ya da videosu değilim. Sadece sanata olan sevgimi her türlü ortamda kullanabildiğimi göstermek istiyorum insanlara ve kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizim sektör adına teşekkür ediyorum baba. Estağfurullah. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz abone olun lütfen, lütfen. Hep beraber bu aileyi büyütelim. Daha çok kitleye ulaşalım sizin sayenizde. Valla söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Soğuk bir günde, ne yazık ki güneşsiz olan bir günde, çok kapalı bir günde arzu ettiğimiz kadar gösteremedik. Bu da ne demek? Ne demek oluyor? Devam yedim. Doğru günde çekim yapman lazım. Hani doğru günde seçmeniz lazım ki ışığı doğru alın, manzarayı doğru çekin, göstermek istediklerinizi doğru gösterin. Peki o zaman seni daha güzel bir havada tekrar kaçırabilir miyim? Neden olmasın? Tamam, süper o zaman. Bunun sözünü de aldım gördünüz. Sevgili dostlar, şimdilik sağlık içinde kalın, huzur içinde kalın, barış içinde kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çamaç. Ben Damat. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.